Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Serkan Hoca. Öğretmenlik alan bilgisi sınavı için hazırlamış olduğum din kültürü ahlak bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Hemen videomuza başlayalım. Evet, değerli arkadaşlarım, videoya başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basarsanız bizlere destek olmuş olursunuz diyoruz ve sorularımıza geçiyoruz. Evet, birinci sorumuz, İslam tarihi boyunca Müslüman toplulukların bazı dönemlerde pek çok yönetim şekil ve anlayışlarıyla karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Bunlardan birisi de saltanata dayalı yönetim anlayışıdır. Buna göre aşağıdaki dönemlerin hangisinde Müslümanlar ilk defa saltanata dayalı bir yönetim anlayışıyla karşılaşmışlardır? Arkadaşlar, ilk defa dediği için cevabımız Bursa seçeneği, yani Emeviler olacak. Çünkü ilk defa Emeviler döneminde halifelik seçimle değil, babadan oğula geçen bir saltanat düzenine dönüşmüştür. Evet, ikinci sorumuz, Mekkelilerin Hazreti Peygamber'in tebliğine yönelik tepkileri onlarla iletişim kurabilmesine imkan vermez duruma gelmiştir. Amcası Ebu Talip vefat ettikten sonra diğer amcası Ebu Leheb Haşimoğullarının lideri olmuştu. Ebu Leheb başından beri Hazreti Peygamber'in getirdiği dine karşı çıkmıştı. Kabile lideri olduktan sonra bir süre lider olmanın gerektirdiği için de Hazreti Peygamber'i koruduğu imajını verdiyse de daha sonra desteğini geri çekmiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Mekke'de son 3 yıldaki faaliyetlerini Mekke dışındaki başka yerlere de yoğunlaştırmıştır. Buna göre Hazreti Peygamber'in Mekke'den sonra İslam dinini tebliğ etmek için gittiği ilk yer aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar Ceyhan seçeneği Taif olacaktır. Mekkelilerin işte Hazreti Peygamber'in tebliğine yönelik tepkileri onlarla iletişim kurabilmesine imkan vermez duruma gelince Hazreti Peygamber amcası Ebu Talip vefat ettikten sonra diğer amcası Ebu Leheb Haşim olan lideri oluyor. Ebu Leheb başından beri zaten Hazreti Peygamber'e karşı çıkmıştır. Kabile lideri olduktan sonra da Peygamberimize karşı olan baskısını daha da arttırmıştır. İlk defa işte Hazreti Peygamberimiz Taif'e giderek burada yaşayan Sakif kabilesi mensuplarından destek almaya karar veriyor. Yanına evlatlığı Zeyd bin Harise'yi de alarak Taif'e gidiyor. 620 yılında şehrin ileri gelenleriyle görüşüyor, desteklerini istiyor fakat beklediği desteği bulamadan geri dönmek zorunda kalmıştır. Evet, üçüncü sorumuz, Kureyşli müşriklerin Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği mesaja karşı çıkmalarının çeşitli sebepleri vardı. Hangisi İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin İslam dinini kabule karşı çıkmalarının nedenleri arasında değerlendirilemez? Arkadaşlar, Kureyşli müşrikler işte Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaja karşı çıkmalarında çeşitli sebepler vardır. Bu sebepleri sıraladığımız zaman işte Kureyşli müşriklerin statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek endişesi var. Arapların kabileci bir toplum olmaları, ekonomik açıdan zarar görmek istememeleri, işte Hazreti Peygamber'in zengin ve bir lider olmaması, bunlar da etkilidir. Cevabımız etkili olmayan sebep Kur'an-ı Kerim'i ikna edici bulmamaları seçeneği olacaktır arkadaşlar. diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet, dördüncü sorumuz, hocanın talebesine rivayetlerinin yazılı olduğu belli bir kitabı rivayet etmesi için izin vermesidir. Bu tür icazeti kabul etmektedir. Açıklanan icazet türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, muayyen belirli icazet hocanın talebesine rivayetlerin yazılı olduğu belli bir kitabı rivayet etmesi için izin vermesidir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu tür icazeti kabul etmektedir. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana seçeneği olacaktır. Evet, beşinci sorumuz, Hicri 4. asırdan itibaren Buhari olmak üzere hadis kaynakları üzerine şerhler yazılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönem yazılan klasik şerh çalışmaları ile ilgili olarak söylenemez? Arkadaşlar, Hicri 4. asırdan itibaren başta Buhari olmak üzere hadis kaynakları üzerine yazılan şerhlere bakıldığında Arapça dil kuralları ve edebi üslupları açısından ele alındığı,
kapalı olan kelimelerin lügat açısından açıklandığı, rivayetler arasındaki ihtilafların giderilmeye çalışıldığı bab başlıkları, yani konu başlıkları ile o babdaki hadislerin irtibatının izah edildiği, hadislerden fıkhi hükümler ile çeşitli ahlaki faydaların çıkartıldığı, aynı konudaki başka hadislerin zikredilip karşılaştırıldığı, hadis kaynağının farklı nüshalarına, nüshalardaki farklılıklar işaret edildiği, geçmişte hadisle yanlış yorumlar veya itirazlar varsa onlara cevap verildiği rivayetlerinin dinin genel prensipleri doğrusunda açıklandığı görülür arkadaşlar. Söylenemez seçenek nedir? İşte hadislerin Kur'an tefsirine katkıları araştırılmıştır. Seçeneği olacaktır. Evet, altın sorumuz. Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an'da yer alan ancak yeteri kadar açık olmayan hükümleri açıklar. Onların mahiyetini izah eder. Örneğin Kur'an'da namaz kılınız, zekat veriniz, hac ediniz ve benzeri şekilde emirler bulunmaktadır. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağı açıklanmamıştır. Namazın rekatları nasıl kılınacağı, zekatın hangi maldan ne kadar verileceği Hazreti Peygamber tarafından açıklanmıştır. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı açıklayan sünnetine örnek olarak haccı nasıl yapacağımızı, menasikini benden alın, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de namazlarınızı öyle kılın hadisleri gösterilebilir. Bu tür sünneti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, Bursa seçeneğimiz sünneti ve yene seçeneğimiz doğru seçenekti. Hazreti Peygamber'in işte sünneti Kur'an'da yer alan ancak yeteri kadar açık olmayan hükümleri açıklar, onların mahiyetini izah eder. Arkadaşlar, işte namazların nasıl kılınacağı, zekatın hangi maldan ne kadar verileceği Peygamberimiz tarafından açıklanıyor. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de namazınızı öyle kılın hadisleri söylenir. Bu sünnetlere sünneti mübeyyine, yani açıklayıcı sünnet adı verilir. Evet, 7 meşhur rivayet tefsirlerindendir. Tefsirinin adı Cevahirül Hisan fi Tefsiril Kur'an'dır. Bu tefsir aşağıdaki müfessirlerden hangisine aittir? Arkadaşlar, Denizli seçeneğindeki Ebu Zeyd Abdurrahman Es-Sâlibi'ne aittir diyoruz. 8. Sözlükte döndürmek, irca etmek, bir lafza ilk bakışta belirlenen manasını değil de muhtemel bulunduğu diğer manaları vermek, muhtemel manalardan birini tercih etmek anlamlarına gelir. Açıklanan tefsir terimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği tevildir. Tevil, sözlükte döndürmek, irca etmek, bir lafza ilk bakışta belirlenen manasını değil de muhtemel bulunduğu diğer manaların birini tercih etmek anlamına gelir. 9. Kur'an ilimleri ulumul Kur'an ilmi olarak insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ve kabilenin Kur'an'da açıkça değil de ismi işaretler, ismi mevsular, mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları, belirsiz mekan isimleri ve belirsiz miktar bildiren kelimeler ile zikredilmesi demektir. Tanımlanan Kur'an ilmi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, Ceyhan seçeneğimiz Müfhematül Kur'an olacak. Müfhematül Kur'an, Kur'an ilimleri ulumul Kur'an ilmi olarak insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ve kabilenin Kur'an'da açıkça değil de ismi işaretler, ismi mevsuller, zamirler, cins isimler, belirsiz zaman zarfları, belirsiz mekan isimleri ve belirsiz miktar bildiren kelimeler ile zikredilmesi demektir. 10. Tefsir ilminde kullanılan kavramlardan biri de el-ahrufu seba'dır. Bu kavramla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Arkadaşlar, Bursa seçeneği 7 mushaf ifadesi el-ahrufu seba ile ilgili değildir. Cevabımız Bursa. 11. Huruf-u mukatta konusu tefsir ilminde ele alınan konulardandır. Huruf-u mukatta'nın ne olduğu konusunda ise İslam bilginleri pek çok yorum yapmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görüşler arasında yer almaz? Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği yer almayan seçenektir. İslam bilginlerinin huruf-u mukatta'nın ne olduğu ile ilgili görüşleri arasında cennetin çeşitli dereceleri olduğu ile ilgili bir görüş yoktur.
12 fıkıh ilmi de diğer İslam bilimleri gibi merhalelerden geçerek kendine has yapısına kavuşmuştur. Bu dönemlerden biri de farklı ekollerin ortaya çıktığı ve kendilerine ait fıkıh geleneklerini oluşturduğu bir dönemdir. Bu dönem halifeleri fakihlere maddi destek vermiş ve yargıyı başkadılık makamı altında örgütlemiştir. Ebu Yusuf bu makama tayin edilen ilk başkadıdır. Bu dönemde fıkıh yeni boyutlar kazanmıştır. Kur'an ve sünnetin yanı sıra sahabe, tabi'in ve sonraki neslin fıkhi içtihatları artarak devam etmiştir. Nazari fıkıh çalışmaları hızlanmıştır. Fakihler problemlerin çözümünde farklı örf, adet ve kültürlerden de yararlanmışlardır. İçtihat faaliyetinin gelişmesi için özgür ortamın oluşması sağlanmıştır. Böylece de fıkıh ekolü doğup gelişmiştir. Bu dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği, Abbasiler dönemi diyoruz. Evet, 13. Zekatın miktarı ve oranları ile ilgili düzenlemelerin kaynağını hadisler oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi altın, gümüş ve diğer ticari eşyalardan alınan zekat oranıdır? Arkadaşlar, cevabımız Edirne'dir. Zekatın miktarı ve oranları ile ilgili düzenlemelerin kaynağını hadisler oluşturuyordu. Zekat oranında madenlerden 1/5, toprak ürünlerinden elde edilmesine göre 1/10 veya 1/20, altın, gümüş ve diğer ticari eşyaların ise 1/40 şeklinde bir geometrik sıra izlendiği görülür. 14. Hanefilere göre başladığı nafile haccı tamamlamayan veya hacca gitmeyi adayan kişinin haccı hükmü açısından hangi tür hac kategorisindedir? Arkadaşlar, cevabımız burs olacak. Bağlayıcılık açısından farz, vacip ve nafile olmak üzere 3 çeşit hac bulunuyor. Farz olan hac, bu ibadetin yükümlülük şartlarını taşıyan kişinin ömründe bir kez ifa ile yükümlü olduğu hactır. Başladığı nafile haccı tamamlamayan veya hacca gitmeye adayan kişinin haccı ise vacip, farz ve vacip dışında sevap amacıyla yapılan haclar ise nafile kategorisindedir. Evet, 15. Dar vakitli ibadet, ibadetin ifa edilmesi için tahsis edilen zamanın aynı cinsten bir başka ibadetin ifasını imkan tanımaması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu tür ibadetlere miyar adı da verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dar vakitli ibadetlere örnek oluşturur? Arkadaşlar, cevabımız Ceyhan seçenedir. Miyar adı verilen bu tür ibadetler Ramazan orucu ile bir yönüyle hac örnek verilebilir. Örneğin aynı yıl için farz orucun dışında başka bir oruç tutma imkanı yoktur. İki kere tutma Ramazan ayı orucu olmuyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. 16. Bilindiği gibi Kur'an ayetleri gerekli sebepler ortaya çıktıkça nazil olmuştur. Bunda gözetilen amaç yeni hükümlere insanları hazırlamak ve yeni hükümlere uymalarını kolaylaştırmaktır. Böylece bazı konularda hükümler bir defada değil, insanların ihtiyaçlarına göre parça parça inmiştir. Örneğin içki ve kumar Araplarda yerleşmiş bir alışkanlıktı. İslam bunları yasaklamak istediğinde insanın yaratılışına, fıtratına uygun olarak birdenbire yasaklamamıştır. Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yani tedricilik demektir arkadaşlar. Dedik. 17. Hanefilere göre secde ayetini okuyan ve dinleyen kimseye tilavet secdesi vacip olur. Buna göre Hanefilere göre aynı secde ayetinin aynı mecliste tekrarlanması durumunda ne yapılır? Arkadaşlar, cevabımız Bursa'dır. Hanefilere göre secde ayetini okuyan ve dinleyen kimseye tilavet secdesi vaciptir. Aynı secde ayeti aynı mecliste tekrarlanması durumunda tekrarlamaya gerek yoktur. 18. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi tüketip bitiren ancak ve ancak zamandır. 24. ayet. Bu ayetteki sözün sahipleri aşağıdakilerden hangisini inkar etmektedirler? Arkadaşlar, cevabımız Ceyhan seçeneği, ahireti inkar etmektedirler diyoruz.
19. İslam hukuk felsefesinin temel bazı yapısal özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yapısal özellikler arasında değerlendirilemez? İslam hukuk felsefesinin en temel yapısal özellikleri şunlar. İşte temel esasları ve kaynağı açısından evrensel olması, hukuki açıdan fiili işleyen insan suç ve cezanın öznesi durumunda olması, bir başkasına suç ve ceza verilememesi, hukuki değer ve normların tek bir seçeneğe indirgenmemesi, zamanın ve mekanın özelliklerinin göz önünde bulundurulması suçun açısından önem taşıyor. Ama Adana seçeneği suçun niteliği açısından suçta zamanın ve mekanın özellikle önem taşıma seçeneği yanlış seçenektir. Önem taşımaktadır. Evet, 20 tarihsel süreç içinde kelam ilmine çeşitli isimler verilmiştir. Bunlardan biri de kavramsal ön bilgilere yer vermesi, akıl yürütme ve akla dayalı çıkarsamalarda bulunmaya uygun olması nedeniyle verilen isimdir. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar Edirne, Nazar ve İstitlal kelimesidir. Cebriye, İslam düşünce tarihinde oluşumlardan biridir. İnsan fiilleri konusundaki görüşleriyle dikkat çeker. Buna göre Cebriye görüşleriyle hangi batılı felsefi akımın görüşleri benzerlik göstermektedir? Arkadaşlar deniz seçeneği determinizm ile benzerlik göstermektedir. Evet, 22. İnsan fiilinin meydana gelmesinde Allah'ın rolü doğrudan değil, Allah'ın insanda yarattığı kudret aracılığı iledir. Allah'ın dilemesiyle insan kendinde fiillerini gerçekleştirmesi için var olan irade ve kudretini elde etmiş olur. Bu nedenle insan irade ve ihtiyarında tam özgürdür. Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Cevabımız Bursa seçeneği Mutezile diyoruz arkadaşlar. Buna göre insan fiilinin meydana gelmesine Allah'ın rolü doğrudan değil, Allah'ın işte yarattığı insandaki kudret aracılığı iledir diyor. İnsan iradesinde özgürdür diyor. 23. Maturidilik itikadi mezhepler içinde Mutezile'nin yanı sıra insan fiilleri konusundaki görüşleriyle ön plana çıkar. Buna göre insan fiili ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşünü yansıtır? Arkadaşlar Maturidiliğin görüşünü yansıtan seçeneğimiz Edirne'dir. Maturidiliğe göre fiilin kesbedicisi, insan yaratıcısı Allah'tır diyoruz. Evet, 24. sorumuzdayız. İslam felsefesine zihinciliği getirmekle kalmamış, bu felsefenin ilk kez kapılarını açan filozof olmuştur. O, metafiziğe mantık yoluyla ulaşmış, İslam dini ile felsefe arasında sıkı bir ilişki kurmuştur. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd onun manevi öğrencileridir. Bu İslam filozofu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Farabi'dir. Muallimi Sani, yani Aristo felsefesini de yorumladığı için kendisine ikinci öğretmen adı verilmiştir. Al-Farabius, Batı'da tanınan ismi. 25 kelime olarak hikmeti seven manasına gelir. İlimlerin sahalarını aşan problemler hakkında umumi görüşler ileri süren ve böylece bir sisteme ulaşan kişi olarak tanımlanır. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız deniz seçeneği olacak arkadaşlar. Filozof kelime olarak hikmeti seven manasına geliyor. İlimlerin sahalarını aşan problemler hakkında umumi görüşler ileri sürer. Bu sisteme ulaşan kimse olarak tanımlanır. Evet, 26 Emevi mimarisinin en önemli yapısıdır. Şam'da bulunmaktadır. İlk camilerin basit planlarından tamamen ayrılan bu cami, gerek mimari planı gerekse biçimiyle asırlarca İslam dünyasında pek çok yerde uygulanmıştır. Halife 1. Velid zamanında 705-715 yılları arasında tamamlanmıştır. Eski bir Roma tapınağı ile bir Bizans bazilikasının yerine inşa edilmiştir. 3 minareli olup minareler kuzey cephesinin ortasında ve güneydoğu ile güneybatı köşelerinde bulunur. Hakkında bilgi verilen Emevi dönemi camisi arkadaşlar Emeviye camisidir diyoruz. Evet, 27 kurucusu Kore doğumlu Myung olup köken olarak uzak doğuya dayanmakla birlikte Hristiyan unsurlarıyla bezenmiştir. Resmi isimleri Birleşik Kilise olan ve tüm insanlığı Tanrı'nın bayrağı altında toplamayı hedefleyen bir dini harekettir. Bu dini hareket aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevabımız arkadaşlar Adana seçeneğidir. Moğunculuktur diyoruz.
28. İslam düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle kendisinden önceki filozoflara getirdiği eleştirileriyle ön plana çıkar. Ona göre dinin bir yandan tamamen ferdi ilgilendiren subjektif bir yönü olduğu gibi, diğer yandan da toplumu ilgilendiren objektif bir yanı bulunmaktadır. Din, insan toplumunun temelini oluşturur. Devlet ise dinin muhafızıdır. Bu bakımdan devlet zayıflar veya yok olursa, din de zayıflar ya da yok olur. Bu görüş kime aittir? Arkadaşlar, cevabımız İmam-ı Gazali'ye aittir, diyoruz. Hüccetül İslam. Evet, 29. Evrim teorisinin teolojik delilin iddialarını geçersiz kıldığını savunan felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir? 29 arkadaşlar, cevabımız Bursa olacaktır. Evrim teorisinin teolojik delil iddialarını geçersiz kıldığını felsefi ekol naturalizmdir diyoruz. Bir de Adnan Uhtar vardı değil mi? İyi gidelim. Rezil adam ya. Evet. 30. soru. İslam düşüncesinde ölüm sonrası hayatın nasıl olacağı tartışılan konulardandır. Örneğin kimileri beden ve nefsin birlikte olacağını söylerken kimileri de sadece nefsin olacağını söylerler. Buna göre ölüm sonrası hayat konusunda Gazali'nin savunduğu görüş arkadaşlar Bursa seçeneğidir. Gazali'ye göre ölümden sonra nefis herhangi bir beden ile yeniden birleşecektir. Evet, 31. Psikoloji ve din psikolojisinde tanrı tasavvurunun oluşması ile ilgili farklı kurumlar geliştirilmiştir. Tanrı tasavvurunun oluşmasında da bilişsel tez kuramıdır. Bu kuramı geliştirip sistemleştiren kişi arkadaşlar Ceyhan seçeneği Jean Piaget'dir diyoruz. Bazı psikologlarca yeniden doğuş dönemi olarak adlandırılmıştır. Bağımsızlık duygusunun arttığı, dini görevlerin icrasının azaldığı dönemdir. Bu dönemde şüphenin yoğun, dini kabuller ise daha azdır. Bazı özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ergenlik dönemi arkadaşlar diyoruz. Bazı psikologlarca yeniden doğuş dönemi olarak adlandırılıyor bu dönem. Evet, 33. İnsanlığın din tarihini incelendiğinde mezheplerin ortaya çıkışının çeşitli sebep ve unsurları olduğu görülür. Bunlardan bazıları doğrudan, bazıları ise dolaylı olarak bu tür oluşumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunu etkileyen doğrudan unsurlar arasında değerlendirilemez? Arkadaşlar, cevabımız Bursa seçeneğidir. Ekonomik sebepler bunun içerisinde değerlendirilemiyor. 34. Bu mezhep itikadi alanı sistematik bir şekilde tanzim eden ilk mezhep olarak kabul edilir. Bu mezhebe göre nasların açıklanmasında ve anlaşılmasında akıl yanılmaz bir otoritedir. Allah'ın ahirette müminler tarafından görülmesini ve salih kimselerin şefaatini ise kabul etmez. Bazı temel özellikleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Edirne seçeneği Mutezile mezhebi diyoruz. 35. Ali bin Ebu Talip bir Hazreti Muhammed'den sonra insanların en faziletlisi olarak kabul edip onun nas ve tayinle yuna ondan sonra imametin kıyamete kadar Ali'nin soyunda devam edeceğine inanan toplulukların ortak adıdır. İşte tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Adana yani Şia. Evet, Şia Hazreti Ali'ye taraftar olanları belirtir diyoruz. 36. Kurucu olarak kabul edilen İslam bilgini Medine'de ilmi faaliyetlerini sürdürmüştür. Hatta Medine'den dışarıya hiç çıkmamıştır. Mezhebi de hadisin beşiği ve sünnet uygulamaları merkezi olan Medine'de şekillenmiş. Daha sonra Mısır, Endülüs, Irak ve Kuzey Afrika gibi bölgelere yayılmıştır. Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisi? Cevabımız Denizli Malikilik arkadaşlar. Malikiliğin kurucusu İmam Malik Medine'de ilmi faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta Medine'den hiç dışarıya çıkmıyor arkadaşlar. 37. Yahudiler Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabul etmezler. İslam'da Hazreti İsa bir peygamberdir.
Hristiyanlıkta ise Hazreti İsa merkezi bir öneme sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki İsa ile ilgili inançlar arasında yer almaz? Arkadaşlar, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın Bakire Meryem'den mucizevi bir şekilde babası olarak dünyaya geldiğine, İsa'nın Tanrı'nın bedenleşmiş kelamı olduğuna, Hazreti İsa'nın ölümünden 3 gün sonra tekrar dirildiğine, 40 gün havarileriyle birlikte yaşadığına ve son olarak yine Hazreti İsa'nın Allah'a iman edip vaftiz olanların kurtulacağını, iman etmeyenlerin cehenneme gideceğini bildirdiğine inanılır. Hazreti İsa'nın ilahi kudretle insanlar arasında elçi olarak gönderilen peygamberlerin sonuncusu olduğu bilgisi Hristiyanlıkta Hazreti İsa ile ilgili inançlar arasında yer almaz. Cevabımız Adana seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 38 dinler tarihinde dinler çeşitli açılardan sınıflandırılmışlardır. Örneğin Allah inancı olup olmaması, kurucusu olup olmaması, dünya üzerindeki önerli olup olmamadığı gibi. Buna göre aşağıdaki dinlerden hangisi kurucusu olmayan din kategorisinde yer alır? Arkadaşlar, Hinduizm kurucusu olmayan dinlerden birisidir. 39 dinin kaynağı konusu özellikle din sosyolojisi ve din psikolojisinin araştırma alanlarındandır. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları dinin menşei konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan kimilerinde dinin başlangıcında büyü olduğunu ileri süren bilim adamlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunur? Arkadaşlar, J.G. Fraser dinin kaynağının büyü olduğunu savunan kişilerden birisidir. 40, birden fazla dinin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde ortaya çıkmış bir kavramdır. Çok kültürlü toplum anlayışına dayanır. Çok kültürlü yaşamın getirdiği problemlerin çözümünde din eğitiminden yararlanmak bu anlayışın temelini oluşturur. Bazı özellikleri verilen din öğretimi modeli, arkadaşlar, deniz seçeneği, dinler arası din öğretimi modelidir. Evet, 41. İslam eğitim tarihinde öğretim halkalarının önemli bir yeri vardır. Bu kavram İslam eğitiminde öğrenme ve süreçlerinin aşamaları ile ilgili önemli bilgiler verir. Buna göre öğretim halkaları öncelikle aşağıdaki öğretim mekanlarından hangisinde oluşmuştur? Arkadaşlar, ilk oluştuğu yer mescitlerdir. Cevabımız denizdir. Evet, 42. Bu tasavvuf ekolü toplum ve fertlere birleştirici ve kucaklayıcı bir bakış açısıyla yaklaşır. İnanç, ibadet ve ahlak boyutunda alır. Virt olarak Kur'an-ı Kerim okumayı teşvik eder. Bazı özellikleri verilen tasavvuf ekolü, arkadaşlar, Ceyhan'dır, Senüsiliktir diyoruz. Evet, 43. İlk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kemal Bey, paylaşmanın önemini fark eder, kazanımını işleyecektir. Sunum için bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan, daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılan bir yöntem seçer. Evet, Kemal öğretmenin seçtiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevabımız Ceyhan, yani tartışma yöntemi diyoruz. Evet, 44. İlk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ayfer Hanım, Müslüman Türk bilginleri konusunu işleyecektir. Bu konuyu için istekli öğrencilerden oluşan bir grupla işlemeye karar verir. İstekli öğrencilere uygulayacağı teknik yöntemi şöyle anlatır. Bu teknikte grup üyeleri, yani sizler, konunun birer uzmanıymış gibi davranacaksınız. Her biriniz belirli bir şahsiyet hakkında konuşma yapacaksınız. Sunumlarınız sonucunda soru cevap yapılacak ve eleştiri de alabileceksiniz. Evet, bu yöntem arkadaşlar deniz seçeneği, yani sempozyum olacaktır. Evet, 45. Bir ilk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin aşağıdaki davranış kalıplarından hangisini göstermesi beklenemez? Evet, cevabımız arkadaşlar Adana olacak. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeninin öğrencilere yetişkin öğrenme ortamlarından örnekler vermesi beklenemez. Çünkü öğrencilere yetişkin öğrenme ortamlarından örnek vermek
öğretimde öğrenciye görelilik ilkesine aykırıdır arkadaşlar. Evet, 46 yapılandırmacı kurama göre ders işleyen bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni bunlardan hangilerini yapmamalıdır diyor arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği, yani ders kitabına bağlıdır ifadesi yapılandırmacı anlayışa ters arkadaşlar. Evet, 47 Mahmut ilk öğretim 5. sınıf öğrencisidir. Ağabey ile aynı odayı paylaşmaktadır. Ertesi gün din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden sınavı vardır ve ders çalışmaktadır. Ancak ağabey sesli müzik dinlemektedir. Bundan rahatsız olur ve başka bir odaya giderek çalışmaya karar verir. Aşağıdakilerden hangisi Mahmut'un bu davranışını ifade eden kavramdır? Denizli arkadaşlar, Mahmut'un ortamdaki olumsuz uyarıcı olan müzik sesinden uzaklaşması kaçmadır. Bu olaydan sonra müzik sesi olur diye devamlı başka bir odada çalışmış olsa da bu durumda kaçınma oluşur diyoruz arkadaşlar. İlk etapta cevabımız deniz seçeneği, kaçma olacaktır. Evet, 48 ilk öğretim din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Raşit Bey öğrencilerinden birine sure düştüğü olduğunu görür. Onunla özel olarak ilgilenmeye başlar. Ancak öğrenciyle özel olarak ilgilendiğini, işlemesi gereken konuları zamanla bitirememeye başladığını fark eder. Buna göre Raşit öğretmenin aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangi kullanması en uygun olur? Cevap C seçeneği, bireyselleştirilmiş öğretim olacaktır. Evet, 49 İlk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Rıza Bey, İslam dininin yasakladığı kötü davranışlar konusunu anlatırken güncel ve ilginç durum ve örneklerden yararlanarak konuyu anlatmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Rıza öğretmenin dersinde böyle bir yol izlemesinin temel nedeni olabilir? Cevabımız Adana seçeneği olacak. Öğrencilerin dikkatini çekmek. Sonuncu sorumuz arkadaşlar. İlk öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Orhan Bey, namaz ünitesini anlattıktan sonra namaz ibadetinin bireysel ve toplumsal yararları ile ilgili öğrencilerinden bir kompozisyon yazmalarını ister. Orhan öğretmen bu çalışmayla öğrencilerinden bilişsel alanın hangi düzeyinde beceri gelir? Cevabımız Edirne seçeneği, yani sentez arkadaşlar aşaması olmaktadır diyoruz. Evet, böylelikle arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenlik alan bilgisi testini tamamladık. Evet, bayağı yorulduk. Sabırla izlediniz, dinlediniz arkadaşlar. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Dilimiz, gücümüz, kuvvetimiz, zekamız yettiğince anlatmaya çalıştık. Tabi burada amacımız sizlere faydalı olabilmek, destek olabilmek. Bir soru da bir sorudur arkadaşlar. Yani ne yakalarsak bizim için kârdır diyorum. Hayatta gireceğiniz bütün sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle diyorum ve hoşça kalın.